Yemin ederim var ya, absürt film gibi bizim memleket ya. Bu ülke var ya, koca bir sitcom platosu, yemin ederim şerefsiz. Alo? He, Sayın Cumhurbaşkanım. Efendim, kusura bakmayın, affedin. Böyle hani kahkaha atarken aradım sizi. Ama yani düşündükçe de gülmeden edeyim. Şundan dolayı aradım. Ya bu Can Atalay'ın hani milletvekili düşürüldü ya geçen gün. Hem milletvekili olduğu halde hapse atıp bununla da yetinmeyip vekilliğini düşürdünüz ya efendim, hani sizin emrinizle. Adama can yeleği verip ayağına dumbbell ağırlık bağlayıp hadi git bakalım denizde yüz. Yüzmezsen kafanı sıkarız falan gibi bir durum ortaya çıktı ya. Çok komik geldi bana ya. Gülmeyin efendim, gülmeyin. Daha asıl komik yeri gelmedi. İşin asıl komik tarafı, bizim muhalif mahalle dünden beri hani tutturmuş artık bu ülkede hukuk bitti. Resmen hukuk öldü, adalet ruhuna fatiha falan diyorlar ya, beni çok güldürüyorlar ya. Feyyaz'ın dediği gibi bu bilim beni çok güldürüyor diyor ya. Kafayı yemiş bunlar efendim. Sanki Gezi'de hukuk vardı da, sanki belediyelere kayyum atanırken hukuk vardı bu ülkede. He? 17-25 Aralık'ta hukuk katledilmedi hiç bu ülkede sanki. 15 Temmuz bahanesiyle sanki bir dünya insanın üzerinden buldozer gibi geçip canına malına kastedilmedi, insanların hayatı mahvedilmedi. Sanki hani Cumhurbaşkanlığına aday olması kanunen mümkün olmayan birisi kim acaba? He? Alenen aday gösterilirken bu ülkede, dahası pusulasız oylar herkesin gözünün içine soka soka, herkesin göz önünde sayılırken, hani hukuk ölmedi bu ülkede, cas canlıydı. Ama bugün itibariyle nihayet hukuk hakkın rahmetine kavuştu diyorlar. Muhalefet öyle diyor. Kedi mi la bu hukuk? Kaş canı var la bu hukukum. Yani la der ki size söylemiyorum efendim. Muhalefet, yani muhalefet adına dillendiriyorum ben. Ya affedersiniz efendim, hukukun mezarda kıçı ters dönmüş. Yıllar olmuş yani cesedi çürüyeli. Bunlar hukukun öldüğünün farkına varıyorlar bugün. Günaydın, günaydın yani. Birinci dakikada gelen gole 90. dakikada sevinen muhalif taraftar bunlar efendim. Yani bunlar rezil ya. Bunlar yarın bugün çıkar efendim, 4. Murat sigarayı yasaklamış. Ay ne yapsak acaba, sokağa mı çıksak diye şey ederler, isyan ederler bir de. Yani böylesine tutarsız, ayarsız bir muhalefet, böylesine kaygısız, uyuşuk, çürümüş, leş bir millet varken sizin tövbe sırtınız yere gelmez efendim. Tövbe. Hani Pastor Muller miydi neydi, onun meşhur bir laf var ya. Hani işte şey diyor, Yahudiler için geldiler önce diyor, ama diyor sesimi çıkarmadım diyor. Sonra komünistler için geldiler, ben yine sesimi çıkarmadım diyor. Sonra efendim sendikacılar için falan mı ne işte bir başka biriler için geliyor. Bu yine sesini çıkarmıyor. Sonra diyor benim için geldiler ama diyor etrafımda diyor ses çıkaracak kimse kalmamıştı diyor. Şimdi bizim Türkiye'nin durumu aynen böyle. Hani sizi tenzih ederim efendim. Siz başroldesiniz zaten. Alevi Ermeniye Kürt'e gelince gözlerin kapat. Kaykay zulmüne gelince kulaklarını tıka. Yesinler birbirlerini de. Efendim sonra işte sıra sana gelince de help mi, kimse yok mu? Yok la, kimse yok işte. Anla, daha çok beklersin gerizekalı. Valla yatın kalkın şükredin efendim. Yani çok şanslısınız ya. Hani sosyal medyada başka bir ülkede yaşayamam diye böyle paylaşımlar yapılıyor ya. Bak. O laf en çok sizin ağzınıza yakışıyor efendim. Gerçekten ben hayatımda bu kadar şanslı bir insan görmedim ya. Hitler bugün mezarından çıksa bak en çok sizi kıskanır. Niye benim böyle bir kitlem yok? Niye benim böyle bir milletim, Necip milletim yok diye. Yeminle söylüyorum ya. Cuma gecesi mi doğdunuz, ne yaptınız anlamadım ki. Gerçi cuma doğmuş olamazsınız. Yani böylesine hayırlı bir günde, böylesine zalim, böyle mendebur bir... Alo? Alo Cumhurbaşkanım? Reisi Cumhur'um, aşkım bir alo? Ne oldu şimdi? Anlat, ama ne alakası var ya? Ben böylesine bir gecede doğmuş olamazsınız derken hani belki de daha mübarek bir gecede, belki Kadir gecesinde doğmuşsunuzdur mantığıyla şey yaptıydım ben onu. Ah, falakanın kokusunu alıyorum. Falaka geliyor. Vallahi geliyor, hissediyorum şu anda. Ah.